Süper EBC XF16 mm f2.8 RW yani VR lens. İncelemekten heyecan duyacağımı bildiğim ve gerçekten de heyecan duyduğum bir lens oldu. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün size bir hatırlatma ile başlamak istiyorum ve size verdiğim sözü nihayet yerine getirebileceğim için de mutluyum. Bugün nihayet 1000 aboneye hediye sözünü yerine getirme sırası geldi. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken öncelikle abone olmak. Daha sonra da bu içeriğin altına yorum yapmak. Çekiliş yorum yapanların arasından gerçekleşecek ve biriniz JJC marka Fujifilm için olan 11 milimetrelik makro uzatma tüpünü kazanacak. Çekiliş 2 hafta sonra gerçekleşecek. Şimdiden bol şanslar ve bol yorumlar diliyorum sizlere. Gelelim esas içeriğimize. Şu küçücük minicik şeyi elime aldığımda inanın içime mutluluk doldu. Ha neden diyeceksiniz, ileride anlayacaksınız. Hem kağıt üzerindeki verileri son derece umut vericiydi, hem de her ne kadar f2 değil f2.8 ise de 23 mm, 35 mm ve 50 mm f2 kardeşlerin en genç üyesi olarak kabul ediyorum bu lensi. Bu lens acaba abilerin onurunu koruyabilecek miydi? Bırakın korumayı, onurlandırdı desem yanlış olmaz. Yapısı klasik XF'in metal yapısı, metal bayoneti. Bildiğiniz f2.8'den f22'ye kadar 19 kademeli diyafram çarkı, metal bir netleme çarkı ve VR özelliğiyle suya, neme, toza dayanıklı ve -10 dereceye kadar da çekim yapma imkanı veriyor size. Şu minik parasoleyi ne kadar güneşten korur bilinmez ama süper şirin olduğu da inkar edilemez ve her şeye rağmen size ekstra bir koruma sağlar düşmelerde ya da çarpmalarda. Gelelim fotoğraf becerisine. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi bu minicik lense sığan teknoloji. İki tanesi asferik olmak üzere 8 kümede sığdırılan 10 tane cam lens. Bu da bu lensin f2.8 olan aslında en zayıf olması gereken değerde dahi yakaladığı olağanüstü keskinliğin belki de açıklamasıdır. Ve bu keskinlik inanın tüm diyafram boyunca da artarak gidiyor. Bu da benim açımdan bu lensi inanılmaz keskin lensler sınıfına sokuyor. Harikulade mikro kontrastı ve çok lezzetli renk tercümesi muhteşem fotoğraflar elde etmenize imkan veriyor. 0.13'lük büyütme oranı ve 17 cm kadar yakından çekebilme özelliğiyle geniş açı pseudo makro lensler sınıfına sokabildiğimiz lenslerden bir tanesi. 9 yapraklı diyafram çarkı da size böylelikle harika bokeyler yani arka alan bulanıklığı sağlıyor. Bu lensle beni şaşırtan bir diğer özellik ise geniş açı lenslerdeki genel sıkıntı olan kenar distorsiyonlarının bu lensle nasıl becerdiklerini bilmiyorum ama çok güzel telafi etmiş olmaları. Ayrıca Fujifilm'in çift kademeli yeni nesil otofokus motoru ile inanılmaz hızlı ve güvenli netleme sağlıyorsunuz. Vallahi bu lens ile manzara, sokak fotoğrafı, yakın çekim ve seyahat fotoğraflarınızı harikulade çekersiniz. Geniş portreleri de çekersiniz. Ama isterseniz biraz da görsel olarak anlattıklarımızı değerlendirelim. Ve göreceğiniz fotoğraflar makineden çıktığı gibi hiçbir düzeltmeye uğramaksızın JPEG'lerden oluşan fotoğraflardır. İyi seyirler diliyorum şimdi. Sevgili dostlar gelelim video performansına. Asıl burada
F2 abilerine geçtiğini söyleyebilirim. Diğer F2 abilerinde gördüğünüz foküs soluklaması dediğimiz olay bu lenste yok. Fuji bunu bu lenste yeni motoruyla yok etmiş ve bu lensi video çekimleri için mükemmel bir hale getirmiş. Gerek yüz göz takibinde, gerek o yumuşacık netleme geçişlerinde ve gerekse o berrak görüntüsüyle benden bu konuda 10 üzerinden 10 alan bir lens oldu arkadaşlar. Ayrıca küçüklüğü ve hafifliği sayesinde vlog içinde çok ideal bir lens, video lensi olduğu da ortada. Mutluluk vericidir ki Fujifilm nihayet artık yeni nesil lenslerini de video performansını göz önüne alarak üretmeye başladı. Bunu sadece bu lensle değil, diğer lens inceleyeceğimiz bazı lenslerde de göreceğiz. Ve umarım yakın zamanda kulağıma gelen dedikodular doğruysa gayet bütçe dostu sine lenslerde Fuji'den görmeye başlarsak şaşırmayın. Şimdi de bu lensin videoda görsel olarak neler yapabildiğini bir görelim. Ve bu videolar MP4 olarak çekilmiştir ve hiçbir düzeltmeye uğramaksızın sizlere güzel bir görsel olarak sunulacaktır. İyi seyirler dilerim. Gelelim sonuca. Eğer elinizde büyük abi XF 16mm f1.4 yok ise ve videoda da kullanabileceğiniz bir 16mm prime almayı düşünüyorsanız hiç düşünmeden alın. Ha, elinizde abi var ya da abiyle bu küçük kardeş arasında hangisinin tercihini yapacağınızı düşünüyorsanız Allah size kolaylık versin. Çünkü bana sorsanız ben ikisine de sahip olmak isterim. Ancak yok, bütçem zaten 16'ya f1.4'ü almaya yeterli değil diyorsanız pek de düşünecek bir şey yok. Gönül rahatlığıyla satın alın ve daha sonra da bana dua edin. İnanın asla pişman olmayacağınız bir alışveriş yapmış olacaksınız. Sevgili dostlar, sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi mensupları. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve sorularınıza cevap vermiştir. Sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ettiğim bu içerik bunu hak etti diyorsanız şimdi sıra beğenme butonuna basmakta. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abone olmanız bu içeriklerin daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olacağı gibi bu ailenin de büyümesine katkıda bulunacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Son olarak da çekiliş hatırlatmak istiyorum sizlere. 2 hafta sonra görüşmek üzere bu konuyla ilgili. Dolayısıyla size hem bol şanslar hem de bol yorumlar diliyorum. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.